Türkiye ve Kürdistan'da kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri her zaman gündemimizde olan ve her zaman bir cins kırımı şeklinde süren bir süreç olarak devam ediyor. Ama son zamanlarda bu kadına yönelik şiddetin, cinayetlerin, katliamların arttığını görüyoruz. Aslında bunun bu dönem en büyük nedenlerinden birinin AKP-MHP iktidarının cezasızlık politikaları olduğunu söyleyebiliriz. Bugün AKP-MHP'nin iktidarının yargısı tarafından erkeklerin cezasızlıkla ödüllendirildiğini, katledilen çoğu kadının cebinden koruma kararları çıktığını, aynı zamanda faillerin ödüllendirilerek cezasızlıkla ödüllendirildiğini görüyoruz. Bugün öz savunmasını kullanan kadınların müebbet hapis cezaları alırken kadınlara dönük şiddet uygulayanların, kadınları katledenlerin bir kapıdan alınıp diğer kapıdan serbest bırakıldığını görmüş oluyoruz. Bu doğrudan AKP-MHP iktidarının erkek egemen yargısı ve onun politikalarının doğurduğu bir sonuçtur. Bugün iktidar ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, kürtaj hakkımızdan nasıl yaşayacağımıza kadar yaşamımızın her alanına saldırıyor. Bunu yalnızca kendisini yapmıyor. Aynı zamanda şef tipi aileler üreterek aileler içinde, evler içinde, iş yerlerinde başlarımıza şefler atayarak kadınları bir baskı altında tutmaya ve yaşamlarına müdahale etmeye çalıştığını ve bu erkekleri de cezasızlıkla ödüllendirerek, koruyarak, aklayarak bu politikaları geliştirdiğini söyleyebiliriz. Her dönem ifade ediyoruz, bu dönem de ifade ediyoruz. Kadınların özgürlük mücadelesinin, kurtuluşunun örgütlenmekten ve aynı zamanda öz savunma haklarının örgütlü bir öz savunma hakkının savunulmasından ve örgütlenmesinden geçtiğini söylüyoruz. Bugün karşımızda duran erkek egemen devlet örgütlü bir devlet şiddetiyle bize saldırıyorsa, bize ölümün en kötü, en vahşi hallerini reva görüyorsa aslında öz savunma bizim en meşru hakkımız olarak önümüzde duruyor. Tabii ki bu örgütlü öz savunmanın, örgütlü kadın direnişinin ve mücadelesinin de en güçlü biçimde Birleşik Kadın Hareketi oluşturularak, sokaklarda kadın kitleleriyle buluşularak, kadın kitlelerinin örgütlenerek, tüm evlerdeki, tüm iş yerlerindeki, sokaklardaki tüm kadınlara ulaşarak onları örgütlü bir güce dönüştürmekten ve bununla beraber bu erkek egemen yargıya, devlete, iktidara karşı mücadele etmekten geçtiğini söyleyebiliriz. Söylediğimiz gibi bugün biz kadın cinayetlerine karşı harekete geç çağrısı yapıyoruz. Aynı zamanda kadınların öz savunmasını kuşanması gerektiğini, bu örgütlü devlet şiddetine karşı örgütlü bir öz savunmayla sokakları kuşatması gerektiğini düşünüyoruz. Kadına yönelik şiddet ve kadın katliamları bir süredir gündemimizde ve buna dair çalışmalar yapıyoruz. Mayıs ayından beri her ayın sonunda aslında biz kadın cinayetlerine karşı sokaklarda, kadınların katledildiği yerlerde eylemler gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ki önümüzdeki günlerde de 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Biz de Sosyalist Kadın Meclisleri olarak hem kadın cinayetlerine karşı harekete geçme çağrısı yapıyoruz hem de öz savunma çağrıları yapıyoruz. Öz savunma atölyelerine, derslerine başlayacağız. Buradan da aslında hem tüm toplumu kadın cinayetlerine harekete geçmeye, oldukları her yerde kadına yönelik, bedenine yönelik her türlü şiddete karşı çıkmaya çağırıyoruz. Bunlar neler olabilir? Sokakta gördüğümüz cinsiyetçi bir küfre müdahale etmek olabilir. Kadın bedenine dönelik herhangi bir saldırıya, şiddete karşı müdahale etmek olabilir. Kadına yönelik bir şiddet gördüğümüzde müdahil olmak olabilir. Biz bugün herkesin kadına yönelik şiddete karşı yapabileceği bir şey olduğunu savunuyoruz.